Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Kanal 7 ekranlarında iftar saati başladı. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, hoş bulduk hocam? Efendim. Rabbimize hamd ederiz Muhsin Bey. Yani bin bir güzellik içerisindeyiz. Yani şükründen aciziz. Rabbimize hamd ediyoruz. Değerli seyircilerimizin şimdiden Kadir gecelerini, bayramlarını tebrik ediyoruz. Evet. Yarın Kandil özel programında muhterem hocamız Fatih Camii'nde olacak. İnşallah. Saat 22.30'da evet. Programımız başlayacak. Tabii dünden bu yana çok mesaj alıyoruz hocam. Bu hatmi şeriflerle ilgili herkes yazıyor. Sayı verenler var, işte tesbihatlar var, salavat-ı şerifeler var, kelime-i tevhidler var, hatmi şerifeler var. Bunların duasını hocam yapar mı diye. Bunların hepsini yükleniyoruz. İnşallah vekilleri olacağız. İstanbul'umuzu fetheden, peygamberimizin övgüsüne mazhar olan zatın türbesinin yanında hemen dualarını yapacağız inşallah. Siz sevgili izleyenler, biliyorum WhatsApp'tan da hala şu anda hali hazırda yazıyorsunuz. Niyetinizi yapın. Niyetiniz yarın hocam inşallah duasını yapacak. Bitti. Bu niyete evet. Katılın siz. Hocam yarın duasını yapın. Tercüman olacağız biz onlara. İnşallah. İnşallah. Trabzon'dan yazmışlar. Trabzon'a selam edelim. Hayırlı iftarlar diliyorlar. Trabzon'a selam bekliyorlar. Hayırlı Ramazanlar. Trabzon'a selam ediyoruz. İzmir'den izliyoruz. Ekranların başına geçtik. Programın başlamasını bekliyoruz demişler. İzmir'e selam edelim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hatırlatmalarımızı yapalım sevgili izleyenler. Telefon numaralarımız ekranda. WhatsApp hattımız ekranda. Bize WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bugün muhterem hocamız Salih Aleyhisselam'ı inşallah anlatacak. Belki pek çoğumuzun ilk defa dinleyeceği bir hayat hikayesi, bir peygamber hayatı olacak. Salih Aleyhisselam hangi kavme peygamber olarak geldi? Salih Aleyhisselam deyince akla ilk o deve gelir değil mi hocam? Mucize ya, deve gelir. Mucize gelir. İnşallah evet. Hocamız hepsini anlatacak. İnşallah. Tüm ayrıntılarıyla bize ayrılan süre içerisinde muhterem hocamız Salih Aleyhisselam anlatacak. Telefonumuz var. Telefonumuzu alalım, sonra hatırlatmalara devam ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar size. Teşekkür ediyoruz, yayındasınız. Buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz? Yayındasınız şu anda, buyurun. Evet, ben hocama bir sorum var. Buyurun, buyurun. Şimdi ben bir köye gittim. Bir köye gittim. Anneme kiraz almaya gittim. Evet. Gece yarısına kaldım. Gece yarısına gelirken bir ayna kabristanlığına yaklaştım. Elime de yaklaştı. Evet. Gökten karanlık oldu. Gece gündüz oldu. Evet. Ama gece yarısıydı. Gece gündüz oldu. Gökten 3 tane nur bir ayna kabristanlığına indi. Orada 3 tane 4 tane mezar vardı. Gökten 3 tane mezara nur indi. Mezara nirendi ulan korktum ayeti kürsüyü okudum inna ezzellâ'yı okudum. Evet. Ama korktum kafayı yere tıktım. Allah Allah. Ondan sonra adımımı atamadım. Anladım mezara nirendi onu bismillahirrahmanirrahim diye de evime gittim. Evime gittikten sonra ihtiyar alan dedi bana ki birin lan doğuştun da geldin. Kolumda çirez sebeti. Bir tabak verdim ona aşağı yattım. Sabahtan kalktım bende bir şey yok. Bundan hocamdan bilgi istemek istiyorum ki bu mezara nürenmekten, bana bunu görünmekten, kabul edin ki böyle bir iş olmaktan hangi mezara indiğini bilemedim. Bak dört tane mezar vardı, ayrı kapıda dört tane mezar vardı burada. Trabzon'da mı oldu bu hadise? Rüya değil değil mi anlattığınız rüya değil? 30 yaşındayken ben bu hale daldım. Hayır, nürendi. Anlattığınız rüya değil değil mi? Efendim? Anlattığınız rüyada gördükleriniz mi? Gece yarısıydı, rüya değil. Ondan sonra 10 gün aradan geçti. Bak 10 gün aradan geçti. 10 gün sonra bir kadın oraya defnedilmişti. Evet. Hastalıklı bir kadın. Gece rüyada bana dedi ki, hastalıklıydı. Dedim ona ben ki, ya hastalıklıydın dedim. Ne zaman iyi oldun? Öyle iyi oldum dedi ki, diğerlerimde bir çizgi var dedi. Bende hastalık namına bir şey kalmadı. Kadının mezarı nereden öğrendi şimdi? Hocamdan açıklamasını istiyorum bunun. Evet. Bu altyazıyı değiştirelim çünkü izleyicimizin anlattığıyla ilgisi yok değil mi? Yani nazarla ilgili bir soru değil bu. Bir rüya anlatılıyor şu anda.
Daha doğrusu rüya ikinci anlattı izleyicimizin. İlk anlattığı yaşadığı bir hadise. Trabzon'da meydana geliyor değil mi? Bu yaşadıklarınızı Trabzon'da yaşadınız siz. Trabzon'da geliyor. Çok ilginç. Hocamıza o zaman soralım. Bakalım hocamız neler söyleyecek bu konuda. Olabilir mi böyle şeyler hocam? Teşekkür ediyoruz. Efendim yani hepsine Rabbimiz rahmet eylesin, amin, lütfeylesin. O nur hepsine insin. İnşallah. Öyle düşünüyoruz inşallah. 3-4 mezara nur indi diyor. Geceydi diyor. Birden aydınlık oldu diyor. İlla 3-4 mezar değil. Kardeşimiz ne güzel ayet-el kürsi okumuş. İnna enzelnayı okudum diyor. Yapılması gerekeni yapmış. Ne güzel. Biz de onların hepsine o mezarda yatanların, diğer bizden ayrılarak ebediyete irtihal etmiş olanların hepsine Yüce Rabbimizden rahmetler niyaz ediyoruz. Hepsinin ruhlarını şad, makamlarını cennet eylesin. Amin. Yani şuna nur indi, buna inmedi. Böyle bir yorumumuz, böyle bir delilimiz yoktur. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bugün yine Kur'an-ı Kerim hediyemiz var sevgili izleyenler. Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Ramazan tamamlanınca da inşallah 80 bir video sorumuz var. Bu soruyla devam edelim. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm. Benim bir sorum olacaktı. Ramazan'da tutamadığımız oruçların fitresini camiye verebiliyor muyuz? Ve bu fitreyi ne zaman teslim etmemiz lazım? Bayramdan önce mi, bayramdan sonra da verebiliyor muyuz? Ramazan'da tutamadığımız oruçların hemen fidyesini verecek değiliz. Eğer sağlığımız müsaitse gününe gün tutacağız. Sağlığımızın müsait olmasına imkan yok. Öyle görülüyor ufukta. O zaman fidye veririz. Fakat bunu camiye, benzeri hayır kurumlarına veremeyiz. Müslüman fakirlere vermemiz gerekir. Evet. Bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Hocam 68 yaşındayım. Biz şeker hastasıyım. Şekerim tansiyon hastasıyım. Pek de yok şekerim. Az ama bir sene orucu tutamadım. Bir yara çıkardım. Bir sene orucu tutamadım. Hep inle ilacıyla uğraşıyorum. Kışın tutabilir miyim? Yoksa fidyesini verebilir miyim? Kışın, Allah razı olsun. Geçmiş olsun, şifalar diliyoruz. İnşallah kışın tutması daha güzeldir. Kışın tutamayacak olursa İleride fidyesini verir inşallah. İnşallah. Tekrar şifalar diliyoruz. Instagram'dan gelen sorulara da bakalım. Van Çatak Konalga köyünden selamlar. Bugün sizi izliyoruz. Hocamızın nasihatleri çok güzel demiş izleyicimiz. Allah razı olsun. Van'a selam edelim. Giresun'dan izliyoruz. Selam olsun sizlere diyor Furkan Çamcı. Bir diğer izleyicimiz de Selma Erdal Paltacı. Mardin'den sevgi dolu selamlar. Her iftar saatinde televizyonda sizi izliyoruz. İyi ki varsınız demişler. Bir de Kars'tan yollamışlar. Kars'a da selam ederim. Hocam şöyle bir soru var. Davut Bey'in sorusu. Hayırlı Ramazanlar hocam. İki sorum olacaktı. Bir, hacca gitmek için para biriktiriyorum. Bu paranın zekatı olur mu? İki, düğünümüzde bize takılan altınları geri ödeyeceğimizden dolayı o altınları satmadım. Bekletiyorum, bozdurmadım. Zamanı geldiğinde geri takılacak başkalarına. Bu altınlara da zekat düşer mi? Hac için biriktirdiğimiz paraya zekat vermemiz gerekir. Yani ev alacağım, araba alacağım, bunun için para biriktiriyorum. Hacca gideceğim, bunun için para biriktiriyorum. Bunların zekatını vermek gerekir mi? Evet, bunların zekatını vermek gerekir. İkinci soru Muhsin Bey, bizim milletimiz, benim anladığım geleneğimizde biri düğün yapar, eş, dost, hısım, akraba, onlar da hediye getirirler. Ödünç değil. He? Yani borç olarak, arkadaş bak ben sana bir küçük altın getirdim ama 15 sene sonra benim oğlum evlenirken bunu senden isterim. Böyle değil, değil mi? Böyle değil. Hediye olarak gelir. Hediyeyi de illa geri vereceksin, bu olmaz. Bu da bizim kültürümüzde, bizim yaşayışımızda, medeniyetimizde bu yok. Olması gereken bu ama hocam, ama maalesef şu anda gerçekte olan o olmuyor. Bekletiliyor. Kim altın takmış, hatta bunlar kayda alınıyor artık. Yani kim taktı, kim takmadı, o altının sahibi kim, biz de onun düğününde tekrar geri iade edelim o altın, biz de takalım diye.
kayıt altına da alınıyor. Bunları duyuyoruz tabii, görüyoruz. Ama sizin söylediğiniz ama İslami olan, doğrusu, bize yakışan... Doğrusu bu hediyedir. Hediyedir, evet. Hediyenin illa tekrar iadesi beklenmez. Yani hatta sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Hediyesinden dönen, affedersiniz, kusmuğunu yalayan nokta nokta gibidir diyor yani. O yüzden... evet, o bana hediye etti. Ben de ona hediye edeyim. Edeceğim. İmkanım müsait olursa edeceğim ama borç vermiş gibi de böyle düşünmek doğru değil. Evet. Onun getirdiği altını ben de tekrar ona iade edeyim. Hulasa, şimdi bu gelen bu altınlar bu beyefendiye verilmiştir. Ve bu onun sahibidir. Sahibi olduğuna göre zekatla mükellef. 80 gramın üzerindeyse zekatta mükelleftir diyor hocamız. Teşekkür ediyoruz. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam iyi yayınlar. Size bir şey soracaktım da. Ben 13 yaşındayım. Annem ve babaanneme namaz kıldırabilir miyim? İmamlık yapmak için. Hayır. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar hocam. Maşallah. Efendim 13 yaşındaki oğlumuz ya bülüğ çağına erdi ya ermedi. Şimdi ben ermediğine, bülüğ çağına ermediğine göre konuşayım. Sonra da erdiğine göre konuşalım. Tamam, tamam hocam. Şimdi bülüğ çağına ermemiş olan 13 yaşında bir oğlumuz aklı başında iyiyi kötüyü birbirinden ayırt edebiliyor. Bu nafile namazları kıldırabilir mi? Mesela teravih namazını kıldırabilir mi? Evet, kıldırabilir. Kıldırabilir. Ama farz namazları kıldırabilir mi? Farz namazları kıldıramaz. Farz namazları kıldıramaz. Teravih gibi sünnet nafile namazları kıldırabilir. Eğer bülüğ çağına erdiyse, artık bülüğ çağına erdiyse diyorum, oradan ötesini nasıl izah edeyim Muhsin Bey? Yani evet, bir rüyalanma falan oldu mu oğlumuzla? Evet. Öyle olduysa ki 13 yaşında da olabilir yani. Evet. 13, 14, 15. 15 yaşına geldi de hala böyle bir şey olmadı. 15 yaşını doldurduktan sonra problem yok. Mükelleftir, kıldırabilir. Farzı da kıldırabilir, nafileyi de kıldırabilir. Yani durum böyle. Demek ki bülüğ çağına erdiyse, 13 yaşındadır ama bülüğ çağına erdiyse farzı da kıldırır. Nafileyi zaten kıldırır. Annesine, işte evet, evdekilere, herkese namaz kıldırabilir bülüğ çağına erdiyse. Doğru. Ama ermediyse de nafile namaz kıldırabilir dedi hocamız. Teşekkür ediyoruz. Telefonumuz var. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Bursa'dan Mehmet Bey. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun, yayındasınız şu anda. Bir sorunu mu var, sizden soram. Buyurun. Şimdi benim bir kızım var. Evet. Bir tane çocuğu var. Evet. Kız çocuğudur. Bak, her derdi de ufak. Evet. En büyüğü 12 yaşında. Allah bağışlasın. Ha, kocası başkasına bir tane evlenmiş. 5 tanedir onları bırakmış. Hiç onlara sahip çıkmıyor. Evet. Kirede oturuyor. Hı hı. Kiraz parası ayda 500 para kiraya veriyor. Evet. Bunlara fıtır, zekat girer mi, gitmez mi? Siz vereceksiniz değil mi? Siz vereceksiniz. Evet. Torunlarınıza siz fitre zekat vereceksiniz. Ya da fidye. Evet. Evet. Olur mu, olmaz mı diye yani soruyor. Yani şimdi ne yapıyor? Dede. Dede. Dede torunlar olmaz. Dede evet, torunlarına amma zekat, amma fidye, amma fitre olmaz. Peki, teşekkür ediyoruz. Yönetmenimizden rica edelim. Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez? Ekrana gelirse biz ekranda görmüş oluruz. Büyük anneye, büyük babaya, yani dedeye, nineye verilmiyor. Anne babaya verilmiyor. Çocuklara ve torunlara da verilmiyor. Verilmiyor. Eşler birbirine veremiyor. Zengine veremiyoruz. Onun dışında kardeş, hala, dayı, amca, onların çocukları, onlara veriyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Instagram'dan bir soru daha var. Ona bakalım. Ali Bey yazmış. Sorudan önce bir selam var.
Hayırlı Ramazanlar. Ben Azerbaycan'ın Ağdaş bölgesinden sizi izliyorum. Size ve hocamıza kardeş ülkeden kucak dolusu selamlar diyorlar hocam. Biz de İstanbul'dan onlara can Azerbaycan'a selamlar, saygılar gönderiyoruz. Evet. Ali Bey'in bir sorusu var Instagram'dan. Diyor ki hocam bugün kafam aşırı yoğundu. Dalgınlıkla ama cidden unutarak bir porsiyon pide, bir tas mercimek çorbası içtim. Üstüne de su içtim. Sonradan aklıma oruç olduğum geldi. Ardından hemen tövbe ettim. Orucum bozulmuş mudur? Diğer sorum da babaannem 88 yaşında oruç tutmak istiyor ve ağlıyor. Ama biz sağlık sebebiyle kendisine izin vermiyoruz. Acaba biz doğrusunu mu yapıyoruz? Kendisi unutarak yiyip içtiği için ve hatırlayınca da derhal bıraktığı için orucu oruçtur. Yani orucu bozulmamıştır. Ama annesi için 88 yaşında kadıncağız illa tutmak istiyor. Eğer sağlığı yerindeyse tutmasına da mani olmamalıyız. Yani illa yaşlılık oruç tutmamak için bir sebep değildir. Yaşlı olur da aklı başındadır, sağlığı yerindedir. Yani şimdi biz 88 yaşındaki annemize sen illa oruç tutmayacaksın dememiz doğru değil. Aklı başında, sağlığı yerinde tutsun, tutsun hanım. Bugüne kadar kaç yıl oruç tutmuştur? Bugün ona oruç tutturmamak var ya, onun için en büyük... Ağlıyor diyor zaten. Ya, tabii. Ağlıyor evet. Sürekli diyor. Aklı başında, sağlığı yerindeyse mani olmak yetkimiz yoktur. Ama doğru izleyicimizin da değil. Belirttiği gibi hocamın bahsettiği sağlığı yerindeyse ama izleyicimiz zaten söylemiş sağlık sebebiyle tutturmuyoruz diyor. Evet. Böyle durumda da haklı herhalde aile. Ama evham ve vesveseyle ya, eğer bir doktor öyle diyor mu hakikaten bu hanımefendinin oruç tutması doğru değil diyor mu? Diyorsa doktor. Evet diyorsa, haklı aile. Demiyorsa biz kendiliğimizden evhamla sen yaşlısın anne, senin oruçla ne işin var deme yetkimiz yok. Bırakın tutsun diyorsunuz. Pardon. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha varmış, izleyelim. Selamünaleyküm hocam, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biz oto tamircisiyiz sanayide. Oruç tutmakta biraz zorlanıyoruz. Ya tutuyoruz, yine de bir sormak istedim. Tutalım mı, tutmayalım mı diye... Size sormak istedik. Cevabınız nedir? Hayırlı Ramazanlar. Sevgili kardeşim, bana sorarsan oruç tut, işini oruca göre ayarla. Yani bugünlerde de biraz ibadetlere ağırlık verelim. Kur'an ayı, oruç ayı. Senede yani, bir yıl, değil bir mi? Ay hocam, yani, bir ay. Ona ya, yok ben dayanamıyorum. Hem oto tamirciliği yapacağım. O halde orucu yiyeyim. Yok böyle değil. Mesaimizi Ramazan'a göre planlayalım diyorsunuz. Ama yarın mesai çalışırız evet. Falan. Evet. Orucumuzu tutalım. Kur'an ayında Kur'an okuyalım. Kur'an dinleyelim. Biraz böyle yönelelim yani. Bu ayın kadri kıymetini ya, bilelim. Allah'ın Resulü düşünün ki yani oto tamirciliği değil, uhdesindeki görevle devlet başkanı, başbakan, dışişleri bakanı, içişleri bakanı, belediye başkanı, müftü, hakim, genelkurmay başkanı. Böyle olmasına rağmen her iş bir tarafa, Allah ile baş başa camide, ya, ya. İtikaf diyoruz buna Ramazan'ın son 10 gününde. Böyle bir peygamberin bağlılarıyız biz. Yani biz bakın çalışmayalım. Boş yatalım öyle demek istemiyoruz. Ama öyle mesai değil. Ona göre planlayalım. Mesaimizi yani bir iş planımızı öyle yapalım. Teşekkür yani. Ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var, izleyelim. Hocam Kütahya'dan selamlar. Annem Kur'an-ı Kerim'i telefondan takip ediyor. Hatim olarak sayılır mı yoksa kendimi okuması lazım? İyi yayınlar. Eğer takip ediyor, okumadan takip ediyorsa bunun adı mukabeledir. Bunun da sevabı vardır. Eğer kendi de okuyarak takip ediyorsa bu da hatim olur. Yani hangisi kolayına geliyorsa onu yapsın. İlla hatim olacak diye de zorlamasın. Yani hatim olması için baştan sona kadar okunması lazım. Evet. Yine Instagram'dan bir soru var. İzleyicimizin sorusu şöyle. Hocama bir sorum var. Ben şehirler arası seyahat ederken yolda baygınlık derecesinde susadım.
İftar saatine de oldukça vardı. Ben de zaten seferiyim diye orucumu tamamen bozdum, açtım. Bu durumda benim ne yapmam gerekir? Gününe gün tutması gerekir. Gününe gün tutması gerekir. Teşekkür ediyoruz evet. Hocam. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Yo. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. İyi akşamlar, efendim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler, buyurun. Benim iki sorum olacak hocamıza. Not alalım, buyurun. İlk sorum şey, bayanların çıplak ayakta namaz kılması günah mı? Diğer bir sorum da, ölen bir yakınımıza ait kıyafet, ona ait bir saçı saklamakta bir sakınca var mı? Kadınlar çıplak ayakla, yalın ayak namaz kılabilirler mi? Diğeri de vefat eden bir kimsenin... Yakınımıza ait kıyafet, terlik veya saç gibi ona ait eşya saklamakta sakınca var mı? Neleri saklıyor? Tekrar eder misiniz son saydıklarınızı? Ölen yakınımıza ait hırka, ceket gibi ona ait eşyayı saklamakta veya saç saklamakta sakınca var mı? Peki. Teşekkür ediyoruz. Hocamızı dinleyelim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Efendim, Hanefi mezhebine göre hanımefendilerin yani topuktan yukarı açık olmamak şartıyla ayakları çıplak olarak namaz kılabilirler. Mahsurludur. Evet. Yani ondan bütün vücut, el, yüz, ayak hariç bütün vücut örtülü olmak şartıyla namaz kılabilir. Şöyle sorayım hocam, çorapsız namaz kılabilirler mi şimdi? Kılabilirler. Daha anlaşıldı. Kılabilirler. Olacak. Yani çorap olmadan hanımlar tabii namaz kılabilirler. Ama işte topuktan yukarının da örtülü olması evet, lazım. O şartla. Peki diğer sorusu da vefat eden bir kimseye ait. İşte saç örneği verdi. Ne bileyim hırkası, yeleği, terliği, ayakkabısı, gömleği saklanabilir mi? Ona ait eşyalar saklanabilir mi? Bu şu bakımdan doğru değil efendim. Bir kere israf olur. Yani durmadan saklayacağız. Ne güne kadar saklayacağız? Ne için saklayacağız? Her gördüğümüzde bu sefer yüreğimiz yanacak. Doğru. Halbuki Rabbimize onu teslim edeceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek ona emanet edeceğiz. Hem yüreğimizin yanmaması için hem de israf olmaması için bir ihtiyaç sahibine onu vereceğiz. İnşallah. Evet. Bir video sorumuz daha var. İzleyicimizin sorusunu duyalım, görelim. Bakalım ne hocam, sormuş. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm. Ben İstanbul'dan Murat. Şimdi ben anneme sürekli namazların hangi rekatlarında ne okuyacağını söylüyorum ama annem yaşlı olduğu için kafası almıyor. Acaba bu şekilde annemin kıldığı şekilde devam etmesi mi gerekiyor yoksa zorlayıp bunları öğrenmesi mi gerekiyor? Bize bir yardımcı olursanız teşekkür ederim. Annemiz nasıl kılıyorsa öyle kılsın. Hiç zorlamayalım. Allah kabul annemiz etsin. Yaptığı, gücü yettiği şekilde kılsın. Allah kabul etsin. Bir video sorumuz daha olacak. İzleyelim. Merhabalar hocam. Annem 82 yaşında. Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak bilmiyor. Kendisine Kur'an'ı açıp her sırasını İhlas Suresi olarak okursanız hatip sayılır diye bir bilgi ulaşmış. Ben kendisine gerekli cevabı verdim ama sizden duymak istiyorum. Bu şekil okuması doğru mudur? Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Efendim annemize biz de saygılar sunarız. Ellerinden öperiz. Rabbim hatim sevabı versin. Amin. Yani onun böyle niyetleniyor. Yani bir kere üç ihlas bir hatim sayılıyor. Ama kaç tane ihlas okumuş oluyor? Rabbim kabul buyursun efendim. Amin. Instagram'dan gelen sorulara tekrar bakalım. Yine isminin okunmasını istemeyen bir izleyicimizin sorusu var. Muhsin Bey hocama sorun lütfen. Telefonuma şaşırmamak için sesli seccade uygulaması indirdim. Akıllı seccade uygulamasını açıp namaz kılmak uygun olur mu? Doğru olur mu? Efendim onu öğrenmek amacıyla yaparız yoksa ibadet amacıyla yapmayız. Yani o namazı öğrenmek amacıyla o sesli seccadeyi kullanırız. Yoksa ibadet amaçlı kullanmayız. Yani çünkü ibadet ederken başkasından talimat almamız uygun olmaz. Hadi rükua git diyor, rükua gideyim. Secde yap diyor, olmaz. Dışarıdan bir talimatla olmaz. Rükû, secde, kıyam olmaz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Hemşehrilerinizin selamı var. Kayseri'den izliyorlar şu anda. Gurur duyuyoruz diyorlar Allah hocamızla. Selam ediyorlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorlar hocam. Bir diğer izleyicimiz de İstanbul'dan, niye İstanbul'u hiç söylemiyorsunuz? Tamam siz de İstanbul'dasınız. Ondan mı acaba demişler. İstanbul'daki seyircilerimize de selam edelim. Bursa'dan izliyoruz. Bursa'ya selam yollar mısınız? Hayırlı Ramazanlar Bursa.
hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Bir hatırlatma, az sonra inşallah haritamızda göreceğiz. Bugün vereceğimiz Kur'an-ı Kerimler hangi şehirlere girecek? Biraz sonra diyelim, biraz daha sabır rica edelim. 30 Yasin-i Şerif, 70 bin kelime-i tevhid okuduk demişler. Yarın inşallah aman, hocamız aman duasına demiş. Dahil evet, edecek. Evet. Bir video sorumuz daha var, görelim. İyi akşamlar hocam. Benim anneannem ve babaannem o taraflarından dolayı oruç tutamıyorum. Evet. Tekrar izleyelim mi? Bu soruyu tekrar izleyelim. İyi akşamlar hocam. Benim anneannem ve babaannem o taraflarından dolayı oruç tutamıyorum. Evet. Fitrelerini nasıl vermeliyiz? Yani fidye diyecek. Fidye. Oruç fidyesi. Oruç fidyesini nasıl verecek? Fakirlere verilecek. Yani bu 30 Ramazan günü 40 ile çarparsak ne eder? 1200. Evet. 1200 lira yapar. 1200 lirayı ihtiyaç sahibi fakirlere vereceğiz. Ve tutamadığımız oruçların fidyesi olmuş olacak inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Fidye verilmeyecek kimseler aynı zamanda bu zekat verilmeyecek kişilerle aynı. Aynen, doğru. Onun da altını evet, çizmiş olalım. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hayırlı akşamlar. Benim sorum, mahşerde herkes hesaba çekilirken 50 bin yıl sürecek bir zaman telaffuz ediliyor. Bu bütün insanlar 50 bin yıl süreci içerisinde sınavı bitenler bekleyecek mi yoksa beklemeye devam edecek mi herkesle beraber? Bir de 50 bin yıl boyunca kimse hiçbir şeyi yiyip içmeyecek mi? Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, teşekkür ederim. İlginç bir soru. Efendim, vakti gelince İsrafil aleyhisselamın bir üflemesiyle, sura üflemesiyle bütün canlılar hayatını kaybedecekler. Bir süre böyle kalacak ama o süre ne kadar, kaç yıl, 50 bin yıl diye bilmiyoruz. Yok, onu kesin bilmiyoruz. Sonra İsrafil aleyhisselamın sura ikinci defa üflemesiyle ölenlerin hepsi dirilecekler. Bir mahşer sahası diye dümdüz orada bina yok, bilmem tepe yok, bayır yok. Dümdüz bir yerde toplanacaklar. Dünyada mı olacak hocam bu toplanma? Yok artık ahiret alemi. Ahiret alemi. Müthiş de bir hararet olacak. Güneş son derece yakınlaşmış vaziyette olacak. Yani insanlar bunalıma düşecekler. Ya Rabbi bizi buradan kurtar da istersen cehenneme at diyecek hale gelecekler. O derece. Bu sefer diyecekler ki ya biz Adem babamıza gidelim ya. Adem aleyhisselam İlk insan, ilk baba, ona gidelim, halimizi ona söyleyelim. Ona varıp halini arz ediyorlar. O da diyor ki, ben diyor Rabbimin yasakladığı şeyi yedim. Ben kendi başımın derdindeyim. Siz başka bir kapıyı çalın. İbrahim aleyhisselama gidin. İbrahim aleyhisselama geliyorlar. O da öyle diyor. Ben şu konularda gerçek dışı söz söyledim. Onun hesabını nasıl vereceğimi düşünüyorum. Siz bir başka kapıya gidin. Yani bütün Nuh aleyhisselam, İsa aleyhisselam birer birer onları geziyorlar. Ama en son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama gidin. O da bunları görünce secdeye kapanıyor. Ya Rabbi senden ümmetimi istiyorum diye dua ediyor. Rabbimiz da irfa re'sek, ey peygamber kaldır başını, dile dileğin kabul edilecek, şefaat et şefaatin kabul edilecek diyecek ve sevgili peygamberimiz de şefaat edecek ve böylece bu iş sona erecek. Yani ne başlayacak? Hesap başlayacak, sırat olacak, mizan olacak. Ondan sonra ehli cennet ebedi cennete, ehli cehennem de cehenneme gidecek. Ama cehenneme gidenlerden
günahları miktarı azap gördükten sonra eğer ehli tevhid iseler, onlar da tekrar cennete dönecekler. Bu anlattığınızın içinde hocam, izleyicimiz Instagram'dan şimdi yazmış da Yakup Bey, diyor ki kıyamet gününe kadar ölüler cennet veya cehenneme gidiyorlar mı? Gitmiyorlar o halde. Tabii. Gitmiyorlarsa tabii. Nerede bekleyecekler? Berzah dediğimiz bir hayat. Berzah hayatı dediğimiz bir hayat. Yani diyelim ki ne dünya ne ahiret. Sanki alemi berzahta bulunacaklar. Cennetlik olacaklar, cenneti görecek, onun mutluluğunu yaşayacaklar. Ötekiler de cehennemin ızdırabını hissedecekler. Evet. Yani mahkeme kapısında beklemek ne kadar zor ya. Değil mi? Ne kadar zor. Bir gün olup da şuraya gireceğim demek sanki o cehennemden beter yani. Allah razı olsun hocam. Bir sorumuz daha var, video sorumuz var. Görelim izleyicimiz ne sormuş. Merhaba hocam, benim size bir sorum olacaktı. Benim anneannemin dişleri protez diş ve oruç tutuyor. Oruç tutarken dişleri sürekli ağzından çıktığı için protez yapıştırıcısı kullanıyor. Kullandığı protez yapıştırıcısı orucunu bozar mı? Hayır, orucunu bozmaz. Orucuna devam. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve yönetmenimizden rica edelim, haritamız ekrana gelsin. Bugün de 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz sevgili izleyenler. Bakalım bugünkü şehirler hangileri olacak? Evet, haritamız ekrana geldi. Hazırsanız duyuralım. Karabük diyelim ilk olarak. Karabük, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. İkinci olarak Kırıkkale diyelim. Selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Ve son olarak da Muş. Muş'a selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hatlarımız Karabük için, Kırıkkale için ve Muş için açık. Bu illerden hatlarımızı ilk düşüren seyircilerimize inşallah Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Ve konumuza geçelim muhterem hocam. Konumuza devam edelim. Salih Aleyhisselam hangi millete peygamber olarak geldi? Bu millette arasında neler yaşandı? Efendim, Semut denilen bir millete peygamber olarak görevlendirildi. Hicr denilen yer, Şam ile Hicaz arasında bir yer. Burada yaşayan millete de Semut milleti deniliyor. Salih Aleyhisselam şöyle davete başladı onlara. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ Allah'tan korkmaz mısınız? Ben güvenilir bir Allah elçisiyim. فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onların cevabı: İnnemâ ente minel müsahharîn. Mâ ente illâ beşerun mislünâ. Salih. Yani sen büyülenmişsin Salih. Sen büyülenmişsin. Sen de bizim gibi bir insansın. Yüksek perdeden tutup da bize öğütler vermeyin alemi mi var? Allah Allah. Salih Aleyhisselam bakın onlara şu ayeti kerime: اَتَبْنُونَ بِكُلُّ رِيْعًا تَعْبَثُونَ Yüksek tepelerin başına kayıtsız şartsız hiçbir kaygı duymadan eğlenir misiniz? وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ Barajlar yaparsınız. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Ölümsüzlüğün çarelerini arama. Yani tıp ilmi bakımından ölümsüzlüğün çarelerini arıyorlar. Barajlar yapıyorlar. Yüksek yüksek saraylar yapıyorlar. Ve izâ bedaştüm bedaştüm cebbârîn. Yakaladığınız zaman zorbalar gibi yakalıyor. Yani güçlü de bir askeri güç de var. Fettekullâhe ve adî'ûn. Ama Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yani bakın, servet var, saman var, binalar var, baraj var, tıp ilmi bakımından o seviyeye gelinmiş, askeri güç var. Ama fettekullâhe ve adî'ûn. Allah'tan korkun, bana itaat edin. Etütrekûne fî mâ hâhûnâ âminîn. Yani bu bağlar, bu bahçeler, bu servetler, bu samanlar, bunların içinde şımarıklıkla siz yaşamaya devam mı edeceksiniz? Fettekullâhe ve adî'ûn. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve lâ tudî'û emrel müsrifîn. Haddi aşanların, israfçıların yolundan gitmeyin. Onlara uymayın.
Salih peygamber böyle öğüt verdi. Onlar sen bize mucize göster dediler. Hadi size mucize. Cenab-ı Hakk'ın da izniyle kayanın içinden salına salına bir büyükçe bir deve çıkıverdi. Allah Allah. Dedi ki Salih aleyhisselam, bak bu suyu bir gün bu deve içecek, bir gün de siz içeceksiniz. Birbirinizin hakkına tecavüz etmek yok. Ve bu deveye de sakın ilişmeyin, binelim demeyin. Yani vuralım demeyin, öldürelim demeyin. Böyle yaparsanız feyahuze azabu yevmin azim, dehşetli bir günün azabı sizi yakalayıverir. Feakaruha, deveyi kestiler. Ya derdin ne ya? Hayvan orada otluyor. Ha? Derdin ne de aklını takıyorsun şu deveyi öldüreyim diye. İnsanoğlu el insanu harisun lima muni aleh, men olunduğu şeye karşı meyilli. Meyillidir insanoğlu. Ya Allah bakın iffetli, şerefli, namuslu eş vermiş sana. Ha onu bırakıyor. Hiç ilgi duyulmayacak biriyle gidiyor. Günah. Düşüyor. Haram ya. Haram. Haram ona cazip geliyor. Faiz, gasp, bir başkasının malını alıp vermemek ona cazip geliyor. Ya bunun hesabı var yani. Azabı var bunun. Yani yok işte men edilen şeye karşı insanoğlu böyle bir haris oluyor. فَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ Allah'ın emrine isyan ettiler. فَأَخَزَتْهُمْ سَائِقَةٌ وَهُمْ يَنْزُرُونَ Onlar bakarken yıldırım onları yakalayıverdi. Bakıp dururlarken onları yıldırım yakaladı. Tabii yıldırımın tesiriyle de وَاَخَزَ الَّذ۪ينَ ظَالَمُ السَّيْحَةِ فَاَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ Ve korkunç bir gürültü, korkunç bir ses ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Allah Allah. Böyle bir millet tarihe gömüldü. Allah'a isyanla, peygamberi dinlememekle, peygambere itiraz etmekle bir millet tarihe gömüldü. Evet efendim, bakın sevgili peygamberimiz Tebük seferine giderken 30 binlik bir ordu ile Medine'den çıktı, Şam taraflarına gidiyor. İşte Tebük seferi deniliyor buna. Bu milletin yurdundan geçerken ashabım burası bir milletin helak olduğu yerdir. Çabuk geçiniz. Allah Allah. Buradan çabuk geçiniz. Geceleyin fırtına çıkacak. Karargahı da terk etmeyiniz. Efendimizin bu uyarısına rağmen karargahı terk edenler oluyor. Ama onları rüzgar yerden alıyor, tekrar yere çarpıyor. Üstleri, başları kan revan içinde geliyorlar ki böyle. Ya Peygamber aleyhisselam burayı terk etmeyin dedi. Yani yoğurduğunuz hamurları da ekmek yapmayın, onları develere yedirin. Burası bir milletin helak olduğu, sanki ultraviyolu ışınları devam ediyormuş gibi Muhsin Bey. Aynı yerden ben Umre'ye gidiyordum. Bakın orada yeri de Kalibe diye bir yer var. Orada Suud Devlet İdaresi bir Kızılay tesisi koymuş. Neden? Çünkü orada devamlı kaza oluyor. Allah Allah. Yani biz Allah de bakın Allah. Yani iki taksi gidiyoruz. Umre'ye giderken kum tipisi koptu. Allah kum tipisi Allah. Olunca yani 5 metre önümüzü görmemize imkan yok. Öndeki araba duruyor, arkadaki de işin farkında değil. Allah onun Allah. Üzerine çıktı. Hulasa iki arabada harap oldu. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Siz? Ben yaralanmadım ama şimdi meydan 45 gün yürüyemedim ben. Evet. Bir kırık çıkık yoktu ama 45 gün yürüyemedim. Şimdi bizim doktor Feridun Bey diyor sen bir kaza geçirmişsin diyor. Kaç yıl önce? Kaç yıl önce? 1982. Allah Allah. Dediğim. Yani bakın aynı yerde demek hala sanki ultraviyole ışınları devam ediyor gibi. Efendimiz de oradan geçerken ashabını böyle uyardı. Çabuk geçin, burası bir milletin helak olduğu yerdir. Yani emre uymayanlar, hak sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası yoktur. İnne bedişe rabbike leşedid. Rabbin yakalayışı amansızdır.
Yani onun azabından korkmalı, ona evet. sığınmalı. Hocam az evvel siz anlatırken Semud milletinin özelliklerini anlatırken israfa vurgu yaptınız hocam orada. Ya. Şimdi günümüzü uyarlarsak günümüzde de çok israf var. Aa, doğru söylüyorum. Benzerlikler yok mu sanki hocam? Hakikaten şimdi muhteşem taş yontmacılığı gelişmiş. Yani muhteşem saraylar yapıyorlar. Lüks, konfor. Bize de Rabbimiz ne buyuruyor? Vela tübezzir tebzira. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn. Sürüp savurmayın. Sürüp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Kulû veşrebû velâ tüsrifû. Yiyin, için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Sofradan düşen ekmek kırıntısını alanan günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Yemek tabağının tabanında şeytana nasip ayırmayın. Ya. Muhsin Bey, yani şu Çanakkale yıllarımızı düşünelim ya. Çanakkale yıllarımızı, askerin böyle öğleyin ne yiyecek, akşam ne yiyecek diye o listelere ya. Bakınca üzüm hoşafı diyor filan. Onunla öğün onunla geçiştirilecek. Yani Mustafa Çavuş diye biri bakın ağır yaralı geliyor. Doktor bakıyor ki vaziyet iyi değil. Onunla zaman harcamayayım. Arkadaşlarına diyor şu ağacın altına götürün. Arkadaşınıza teselli verin. Zaman kaybetmeyeyim. Yani ben tedavisinde fayda olacak kişilerle uğraşayım demeye getiriyor. Onlar da ağacın altına götürüyorlar. Bir kuru ekmek ellerine geçiyor. Mustafa Çavuş. Şunu sen ye diyorlar. Mustafa Çavuş ısıracağı sırada aklına şu geliyor. Ya ben biraz sonra şehit olacağım. Allah Allah. Ha aç şehit oldum, ha tok şehit Allah oldum. Allah. Ne fark eder? Arkadaşlar siz yiyin de Allah Allah. Siz savaşabilecek güce sahip olun. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Ya bu türkü değil bu, bu gerçek bu. Ölmeden mezara koydular beni. Ölüp ölmediği belli değil. Böyle günleri yaşadık. Böyle günleri. Şimdi ekmeği çöpe atalım. Yemek tabağında ne bir pirinç tanesi. Yemeğin yarısı duruyor. Onu da çöpe atalım. Ama bak onların Allah korusun o nimetleri vereni gücendirirsek elimizden alınabilir. O bir yemek tabağının tabanındaki pirinç tanesi var ya. Onun için güneş doğdu, ay doğdu, yer oldu, gök oldu, toprak oldu, su oldu ve pirinç tanesi kulum yesin diye Rabbimiz verdi. Ben de yok istemiyorum, bırakın gitsin diyorum. Ama onu vereni gücendirebilirim. Vereni gücendirirsem Allah korusun durum çok acı olur ya. Evet. Evet. Allah razı olsun. Yani demek ki bu Semud milletinin bu sonuca maruz kalmasında emre uymamaları gibi, nankörlükleri gibi, israfçılıkları da söz konusu. Evet, Allah razı olsun hocam. Evet sevgili izleyenler, iftar saati devam ediyor. Şimdi kutsal topraklara uzanacağız. Muhterem hocamız Hayber'de, tam da yerinde Hayber fethini anlatacak. Hemen arkasından menkıbemiz var. Hazreti Ömer'in mektubu dün yarım kaldı. Teknik bir arıza sebebiyle menkıbemiz yarıda kalmıştı. Bugün inşallah tamamını izleyebileceğiz. Evet, arkasından iftar saatinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Evet, Eyüp Sultan'da Eba Eyyub el Ensari Hazretleri'nin türbesinin gölgesinde iftar saati devam ediyor sevgili izleyenler. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aradan hemen sonra muhterem hocamızın iftar duası olacak. Lütfen ayrılmayın. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal aliyyil alal vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme leke sumt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ala rızkike iftart. Ya Rab senin rızan için. Ya Rab sofralarımızda envai çeşit güzel nimetler. İş bu güzel nimetleri yiyecek olanlara, hazırlayanlara sıhhat ve afiyet, kazananlara bereket, ölmüşlerimize rahmet,
yuvalarımıza, yurdumuza, iş yerlerimize huzur, saadet ve başarılar ihsan eyle ya Rab. Amin. Ya vasi'l mağfire, iğfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Rahmeti bol Mevlamız, hesap gününde bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla. Amin. Ya Rab, helal ve bol rızıklar ihsan eyle. Amin. Hafizsin, muhafaza eyle. Güç yetmez, takat gelmez. Kulluk imtihanları ile bizi muahaze etme. Amin. Kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerden ülkemizi, milletimizi, ehli İslam'ı hıfzu emanında eyle ya Rab. Fettahsın, huzurun, bereketin, afiyetin kapılarını aç ya Rab. Amin. Ya Hayyu ya Kayyum. Şu anda ekranları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Amin. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Amin. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. Ya Rab, sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle bayrağımızın gölgesinde birlik ve dirlik içerisinde nice Kadir gecelerine, nice Ramazan bayramlarına, eninde sonunda da cennet ve Cemalullah bayramına yetişebilmeyi lütfeyle ya Rab. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Yüzyıllardan beri kaderde, kederde bir ve beraber olmuş milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi ihlal etmek isteyenlere fırsatlar verme. Amin. Kuzey Irak'ta kutsal değerler uğruna mücadele eden kahraman askerlerimizi ve emniyet güçlerimizi hıfz-ı emanında eyle. Muzafferen yolunu bekleyenlere kavuştur ya Rab. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.